Merhaba arkadaşlar, English with Erkan Hoca, Erkan Hoca ile İngilizce kanalında tekrar beraberiz. Verson English Placement Test, Verson sınavı ile ilgili bir çalışmamızı daha yayınlıyoruz. Bu çalışmamızda değineceğimiz yer, Verson sınavının son kısmıdır. Bakınız, Summary and Opinion kısmı. Nedir arkadaşlar bu kısımda bizden istenen? Hızlıca talimatlara bakalım. Diyor ki, read the passage. Demek ki parça bunu okuyoruz. Daha sonra bununla ilgili bir özet yazmamız isteniyor. Ve arkasından da kendi fikrimizi yazmamız isteniyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha ayrıntılı bir şekilde dile getireyim arzu ederseniz. Summary and Opinion kısmında bize bir parça verilecek. Yani bir essay denebilir buna, bir kompozisyon denebilir. Yaklaşık 275-300 kelime civarında olacak arkadaşlar. Yani çok kısa bir şey değil. Ama uzun olmasından bunun çok zor olacağını düşünmeyelim. Gene Verson'un diğer bütün kısımlarında olduğu gibi günlük konularla ilgili olacaktır. Yani böyle çok teknik bir şey olmayacaktır arkadaşlar. Bize verecek bu konu parçasında bir tane giriş kısmı, işte gelişme paragrafları, iki tane büyük ihtimalle ve bir de sonuç paragrafı. Yani bizim bildiğimiz giriş, gelişme, sonuç kısımlarından oluşan bir kompozisyon diyeyim bize verilecektir. Biz bunu okuyacağız. Daha sonra peki bizden ne isteyecek arkadaşlar? Daha sonra yan tarafta iki tane kutucuk göreceğiz. Ve ilk kutucukta arkadaşlar bizden bir özet istenecek. Neyin özeti? The author's opinion. Yani yazarın fikrini özetlememiz istenecek bizden arkadaşlar. Yaklaşık 25-50 kelime uzunluğunda birkaç cümleyle. Yani bu parçada yazar şunu demek istemektedir, şunu savunmaktadır, şunu taraftardır, buna karşıdır, şunu şöyle olması gerektiğini düşünmektedir gibi. Yani yazarın fikri anladığımızı gösteren ifadeler kullanacağız. Bir sonraki kısımda diğer kutucukta arkadaşlar peki bizden ne isteyecek? İkinci kısımda arkadaşlar kendi fikrimizi, yani bu konuyla ilgili kendi fikrimizi belirten bir pasaj, bir parça yazmamız isteyecek. Bakınız en az 50 kelime diyor. Yani yazar bu parçada şunun şöyle olması gerektiğini savunmuştur. Ben de ona katılıyorum çünkü bence de şöyle şöyledir, böyle böyle olmalıdır. Veyahut da hayır, ben yazara katılmıyorum çünkü bence şöyle şöyle olmalıdır, onun yerine böyle böyle olmalıdır. Veyahut da ben yazara kısmen katılıyorum, şu yönler hakkıdır, evet böyle olmalıdır. Veyahut da şu yönlerde katılmıyorum gibi. Yani tamamen katılmak, tamamen katılmamak ya da kısmen katılmak yazarın görüşüne bizim elimizde. Önemli olan bunları gene Verson'un diğer tür kısımlarında olduğu gibi düzgün bir İngilizce ile verilen süre zarfında becerebilmek. Bakınız bu görev için arkadaşlar bize verilen süre 18 dakika. Dedik ya bu summary kısmında, yani yazarın fikrini özetlediğimiz kısımda bizden istenen şey, bir daha toparlarsak, yazarın fikrini anladığımızı net bir şekilde göstermemiz lazım. Çok gereksiz ayrıntılara ve tekrarlara girmememiz lazım arkadaşlar. Peki yazarın fikrini ben nasıl özetleyeceğim? Zaten özet yapmanın prensibinde arkadaşlar bir şeyi anladığımızı bir şekilde göstermek vardır. Ama mümkün mertebe aynı kelimeleri kullanmamak gerekmektedir. Gene Verson'un baş kısımlarından hatırlarsanız bazı şeyleri kendi kelimelerimiz ifade etmemiz isteniyordu. Örneğin passage reconstruction'da kelime kelime ezberlemek, motomot hatırladığımızı yazmak değil. Ben bunu anladım ve kendi kelimelerimi ifade edebilir mi göstermek meseleydi arkadaşlar. Aynen burada ilk kısımdan bahsediyoruz, bakın şu an hala. Yazın fikrini anladığımızı göstereceğiz. Bunun için de bize en çok faydası olabilecek bel kalıplardan bir tanesi arkadaşlar, bu kısma girerken kullanmamız gereken en önemli yapılardan bazıları arkadaşlar, reporting verbs. Yani aktarma fiilleri. Şimdi report speech diye bir konu var biliyorsunuz. Bazılarınız gördü, bazılarınız görecek belki okulda. Oradan hatırlayalım. Yani aktarma fiilleri, şöyle diyor ki, böyle düşünüyor ki, şöyle sanıyor ki, bunu savunuyor ki, öyle dedi, böyle söyledi gibi bazı fiiller var arkadaşlar. Bunları bakın summarize, yazarın görüşünü özetlerken bunları kullanabiliriz. Hatta kullanmalıyız.
Nedir bunlar? Bakın birkaç grup altında inceleyelim. En yaygınları say, think, believe, argue gibi fiiller. Bakın say söylemek, think düşünmek, sanmak, believe inanmak, argue savunmak, suggest de gene savunmak, önermek, state dile getirmek, assert işte dile getirmek, söylemek, point out da gene bir konuyu gündeme getirmek, söylemek, belirtmek tabiri caizse. Bunlar bakınız en yaygınlarıdır. Özetlerde yazarın görüşünü belirtirken kullanabileceğimiz en yaygın ifadelerdir. Mesela bakınız okuduk mesela ne anladık? Şöyle özetleyebiliriz. The author says that ya da the author thinks that yazar diyor ki, yazar düşünüyor ki. Buradaki de bir nevi ki anlamı verebiliyorsunuz. Non-clause konusunu bilenler daha iyi bilir dedim buradaki anlamını. Bu parçada yazar diyor ki, işte efendime söyleyeyim, foreign language education should start at age 3. Yabancı dil öğrenimi işte küçük yaşta, 3 yaşında başlamalıdır. Yazar diyor ki, öyle düşünüyor ki, yani yazar böyle böyle olmasını düşünüyor, böyle böyle olması gerektiğini düşünüyor, böyle böyle olması gerektiğini söylüyor gibi yapılar. Mesela bakın believe, argue. Biraz daha söylemekten ziyade inanmak, işte argue biraz daha iddia etmek, savunmak anlamı var. Bakın author yanında kullandım mesela writer, yazar kullandım. Yani o paragraf yazan için author da diyebilirim, writer da diyebilirim. Yazar diyor ki, savunuyor ki, neyi savunuyor? Living in a dormitory brings more advantages than living with family. Yani aile yanında kalmaktansa yurtta kalmak daha avantajlıdır. Bakın avantaj, dezavantaj paragrafı yazmayı bilen arkadaşlar buradaki cümleyi daha iyi anlamışlardır. Suggest bakın önermek, tavsiye etmek anlamı var. State belirtmek anlamı var. Yazar neyi öneriyor, neyi savunuyor, öne sunuyor? Watching television might be highly educational. Televizyon izlemek yerine göre çok eğitsel olabilir. Onu savunuyor. Bakın, assert point out, bunları dile getirmek demek. Yazar neyi dile getiriyor, neyi söylüyor? Hazardous, yani tehlikelidir diyor. Cep telefonunu arabada kullanmak, bunu savunuyor. Biraz farklı bir gruba geçelim. If the author is making a guess. Eğer yazar parçada bir konuyla ilgili bir tahminini dile getiriyorsa bu sefer bakın estimate ya da predict gibi tahmin anlamına gelen kelimeler kullanabiliriz. Yazar bir tahminini dile getiriyor, bir öngörüsünü dile getiriyor. Bunun için ne kullanabiliriz mesela? The author predicts ya da estimates that poverty across the country will result in higher levels of crime. Yazar ne tahmin ediyor? Fakirliğin suç oranlarını işte artıracağını iddia ediyor. Böyle bir tahminde bulunuyor diyebilirim. Bakın güzel fiiller. 3'e bakalım. If the author is giving advice, bir tavsiye, bir öneride bulunuyorsa yazarımız bu sefer advise ve recommend, yani tavsiye etmek, önermek fiillerini kullanabilirim. The writer advises that, the writer recommends that. Neyi öneriyor, neyi tavsiye ediyor? Ayda en az bir kitap okumamız gerektiğini, örneğin kitap okumanın faydalarından bahseden bir kompozisyonsa mesela ve ana fikri buysa yazar ayda en az bir kitap okumamız gerektiğini öneriyor. Şimdi biz neden bahsetmiş olduk arkadaşlar? Gene bir toparlayalım. Versan sınavımızın son kısmı Summary and Opinion bize bir parça veriliyor. Bir paragraf, özür dilerim, bir essay, bir kompozisyon veriliyor. Giriş geçme sonuçlarından oluşuyor. Onu okuyoruz. Daha sonra bizden iki tane görev tamamlamamız isteniyor. Birinci görevde, birinci kutucukta yazar burada şunu savunmuştur. Yazar burada şunu demek istemiştir tarzında özetliyoruz. Diğerinde benim bu konudaki fikrim, benim fikrim ise şudur diye kendi fikrimizi yazıyoruz. Bizim burada bahsettiğimiz arkadaşlar işte o ilk kutucukta. Yazar bu kompozisyonda, bu yazıda, pasajda şunu demek istemiştir, bunu savunmuştur, şunu dile getirmiştir tarzı bir aktarım yapmak istersek hani hep mesela hep say kullanmayalım yani hep aynı kelimeleri kullanmayalım gibi. Çünkü yazı yazarken çeşitlilik önemlidir. Tekrar konuşurken de iyi değildir. Yazarken hele hiç iyi değildir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Böylece bu videomuzda Versant sınavının Summary and Opinion kısmı ile ilgili tamamlamış oluyoruz. Bu kısmı ile ilgili başka videolarımız da vardır. Takip ederseniz faydalanacağınızı umuyorum. Hepinizin ilgisine teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız için de
Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Versant'ta ve genel İngilizce maceralarınızda başarılar diliyorum.